Merhaba arkadaşlar. Geleneksel dönemle birlikteyiz. Ve en çok karıştırdığımız dönem ve evrelerden birine geliyoruz. İyi çocuk olma evresi. Ve bir diğer adıyla kişiler arası uyum olarak da karşımıza çıkmakta. Ve ÖSYM saf çıkarcıyla iyi çocuk olma evrelerini birbirinden zor ayırt ettiğimizi de bildiği için son yıllarda özellikle de bu iki döneme yoğunlaşmış ve çok fazla soruyu bize yönetmiş arkadaşlar. Bu yüzden İyi çocuk olmayı anlattıktan sonra acaba saf çıkarcı mı iyi çocuk olmama ayrımını nasıl yapabiliriz? Üzerinde duracağımız bazı önemli hususlar var. Oraya değineceğiz. Şimdi şunu düşünmek lazım. İyi çocuk olma yani kişiler arası uyum evresinin temel odak noktası şudur. Çevremizdeki insanlara uygun hareket etmek onlarla uyumlu olmaktır. Bu yüzden birey sergilediği tüm davranışları çevresindeki insanların içerisinde kendine yer bulabilmek, onlara kendini kabul ettirebilmek, onların sevgisini, beğenisini, takdirini, onayını kazanabilmek için yapar. Ve dikkat ederseniz burada beklentiler manevidir. Yani nedir bireyin manevi beklentileri? Çevresindekilerin beğenisini, takdirini, onayını kazanmak, güvenini kazanmak, onların gözüne girmek. "Yahu ne iyi insanmış." dedirtmektir. Ve bu yüzden karşı taraftan beklentileri sadece manevidir. Ve saf çıkarcı da ise karşıdan benim beklentilerim menfaatlerim doğrultusundadır. Ve genellikle maddi ve somut şeylerdir. O halde tek bir şey soracağız arkadaşlar. Bizim beklentilerimiz karşıdan maddi ve somut beklentilerse menfaatlerimi düşünen biriysem saf çıkarcı, manevi beklentilerse sadece eğer iyi çocuk olmadır. 2. Benim davranışlarımın arkasında id yer alıyorsa saf çıkarcı ama süper ego bana bunları yaptırıyorsa iyi çocuk olma yöresindeyim demektir. İki tane soruyu sorduğumuz zaman bu iki dönemi çok net bir şekilde ayırt edebileceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Benim beklentilerim eğer karşıdan maddi ve somut beklentilerse, menfaatim ön plandaysa saf çıkarcı, ama beklentilerim tamamen manevi ise yani benim cebime para girmeyecekse, ev, arsa, araba, tapu kazanmayacaksam benim beklentilerim sadece insanlar beni iyi biri olarak bilsin. Onların beğenisini, saygısını, takdirini, onayını, güvenini kazanayım. Gözlerinde çok iyi bir insan olayım ve gözlerine gireyim. Beni gruplarına alsınlar, dışlamasınlar. Ben de onların içinde kendime yer bulayım diye manevi beklentilerin peşindeysem kesinlikle iyi çocuk olmadır. Ama bir diğer soru ise şudur. Benim bu davranışlarımı bana yaptıran veya söyleten id ise saf çıkarcı, süper ego ise eğer iyi çocuk olmadır diye ayırabilmek için bu iki noktayı çok iyi bilmek zorundayız. Peki... Aynı şekilde benim kaybetmeyi göze alamadığım şeyler manevi şeylerse yani insanların gözünden düşmeyim, itibarım zedelenmesin, bana olan güveni, sevgiyi, saygıyı kaybetmeyim, ya ne kadar kötü bir insanmış demesinler ve beni gruptan dışlamasınlar diye yapmıyorsam bazı şeyleri kaybetmeyi göze alamadıklarım yine maddi ve somut değil manevi şeyler olduğu için cevabı nedir arkadaşlar yine iyi çocuk olmadır. Ama eğer benim kaybetmeyi göze alamadığım cebimdeki para veya elimin alt, ayağımın altındaki arabaysa ya da ev, arsa, tapuysa o zaman benim evrem saf çıkarcı evredir arkadaşlar. Mesela itaat ceza saf çıkarcı ve iyi çocuk olmayı aynı örnek üzerinden görelim. Bir çocuğa arkadaşları hadi beraber sinemaya gidelim dediğinde şu cümleyi kuruyor. Arkadaşlar saat 8'de evde olacağımı söyledim. Eğer 8'de evde olmazsam babam beni mahveder diye korktuğu için saat 8'de evde olmaya çalışıyorsa itaat ceza. Ancak kızlar saat 8'de evde olmalıyım. Eğer 8'de evde olmazsam babam hafta sonu arabayı bana vermez diyorsa dikkat edin babasından korktuğundan değil ya da babasının güvenini kaybetmek istemediğinden değil elinin altındaki arabadan imkandan olmamak için yani menfaat saf çıkarcı. Şöyle demiş olsaydı kızlar babama söz verdim ben saat 8'de evde olmalıyım. Eğer 8'de evde olmazsam babamın gözünde yalancı bir evlat konumuna düşerim. Bana olan güvenini kaybederim diye 8'de evde olmaya çalışıyorsa bu kez iyi çocuk olma evresidir. Unutmayalım benim kazanmaya çalıştıklarım veya kaybetmeyi göze alamadıklarım manevi şeylerse iyi çocuk maddi ve somut şeylerse eğer saf çıkarcı evredir arkadaşlar. Peki bunun dışında unutmayalım kişiler arası uyum. Yani iyi çocuk olma evresindeki bireyler çevresindeki insanların davranışlarına göre kendini şekillendirir. Bu yüzden yaptığımız şey küfretmek gibi veya kötü alışkanlıklar edinmek gibi Kötü şeylerse bile, kopya çekmek gibi kötü bir şeyse bile ben çevremdeki herkes bunu yapıyor diye yapıyorsam yaptığımın ne olduğuna bakmayacaksınız. Neden yaptığıma bakacaksınız ve yine iyi çocuk olma diyeceksiniz. Neden? Birinin yaptığı şey küfretmek gibi, hırsızlık yapmak gibi, çete kurmak gibi, kopya çekmek gibi, kötü alışkanlıklar edinmek gibi bizim nazarımızda kötü davranışlar olabilir. Biz bununla ilgilenmeyeceğiz sorularda. Biz bunun neden yaptığı kısmıyla ilgileneceğiz. Eğer bir kişi çevresindeki herkes yapıyor diye yapıyorsa o zaman kesinlikle yine iyi çocuk olma evresindedir. Biri çevremdeki herkes çalıyor diye çalıyorsa, herkes küfrediyor diye diyorsa ve kendini çevresindeki insanlara benzetip onlar gibi olmaya çalışarak bak ben de sizden biriyim mesajı verip gruba dahil olmaya ve onların beğenisini kazanmaya çalışıyorsa yaptığı şey ne kadar kötü olursa olsun siz herkes yapıyor diye yaptığını görüyorsanız yine cevabınızın iyi çocuk olduğunu bilmek zorundasınız. Peki bunun dışında iyi çocuk olmayla ilgili gelebilecek çok önemli soru kalıplarından bir tanesi. Daha önceki dersimizde demiştik ki iyilik yaptılar diye karşılığında iyilik yapan biri saf çıkarcıdır. Peki, hocam dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bize davranışın gerekçelerini verdiğinde biz zaten bunun hangi evreye ait olduğunu rahatlıkla çözebiliyoruz ama bazı sorularda gerekçeye hiç değinilmiyor. Örneğin A kişisinin B kişisine yardım ettiğini söylüyor soru ama neden yardım ettiğini asla gerekçesini vermiyor. İşte böyle bir durumda eğer birinin bir başkasına yardım ettiğini ama neden yardım ettiğinin gerekçesinin soruda belirtilmediğini gördüyseniz kural devreye girecek ve şu soruyu soracaksınız. Tanıdıklarına, akrabalarına, hemşerisine, köylüsüne, komşusuna yardım eden iyi çocuk olma. Hiç tanımadığı birine yardım edenin evresi ise saf çıkarcı evre olarak tanımlanır. İyi de hocam deyip itiraz edenler var mesela. Diyor ki tanımadığımız bir insana yardım ettiğimizde evrensel ahlak olamaz mı yani? Olabilir. Gerekçeyi verdiği sürece neden olmasın? Peki sırf bir insanın hayatını kurtarmış olmak için yardım etti derse siyah beyaz zengin fakir ayrımı gütmeden tüm hastalarına eşit mesafede yaklaşan hayatını kurtarmak için kendinden ödün veren biri diyorsa evrensel ahlak olabilir tabii ki. Veya tanımadığı birisi ama herkes görüyor diye, kameralar çekiyor diye, insanların gözünde kahraman olacağını düşündüğü için yardım ediyorsa iyi çocuk olmadı olabilir. Biz ne dedik ama az önce? Gerekçe belirtilmediği durumlarda böyle bir kural işliyoruz. Yani biz tanıdığımıza, hemşerimize, akrabamıza, köylümüze, konu komşuya sırf onları tanıyoruz. Bizim yakınımız, hemşerimiz, köylümüz diye yardım ettiysek İyi çocuk olma. Hiç tanımadığımız birine yardım ettiysek eğer saf çıkarcı kuralını sadece gerekçe verilmediği durumlarda uygulayacağız. Mesela bakın bu noktayı unutan birçok arkadaşımızın en çok hata yaptığı sorulardan birisi. Yorum yapmayacağız arkadaşlar. Gerekçeyi göreceğiz. Vermediğinde ise direkt kuralları uygulamaya koyacağız. Örneğin eşiyle haber bülteni izleyen birisi kendi köylerine yolcu taşıyan bir otobüsün devrildiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını görünce "Hanım hanım kalk koş. Bizim köyler kaza yapmış. Hemen hastaneye gidelim, gerekiyorsa kan verelim." demiştir diyor. Peki, bazı arkadaşlar bunu evrensel ahlak zannediyorlar. Peki değil ama neden değil? Arkadaşlar, evrensel ahlakta olan birisi olsaydı tanıdık tanımadık ayrımı gütmez. Her hastaya hayatını kurtarabilmek için yardım etmek için uğraşırdı. Peki neden iyi çocuk olma? Çünkü onlara yardım ettiğinde cebine gelecek bir para, bir ödül yok. Ödül manevi. O insanların gözünde kahraman, yardımsever, iyi bir insan olarak bilinecek. Ve onu tanıyan bütün köylü hayatı boyunca onun yaptığı iyiliği unutmayacak. Peki insanların gözünde kahraman olmak ve onların gözünde yardımsever iyi biri olmak için unutmayın. Tanıdığım, köylüm, hemşerim, akrabam, yakınım, komşum diye sır bu yüzden yardım ettiğimi söylüyor ama gerekçe vermiyorsa her zaman cevabınız iyi çocuk olmadır. Peki bir de saf çıkarcı örnek verelim. Mesela bir hastanede bir trafik polisi üniformasıyla sıra bekliyor. O kadar hasta varken hemşire hanım gelip trafik polisine yardımcı oluyor ve işini çok beklemeden hallediveriyor. Trafik polisi ise hastaneden çıkacağında kart vizitini hemşireye uzatıp hanımefendi ben bir trafik polisiyim eğer başınız derde girerse ben de size yardımcı olmak isterim diyor kartını uzatıp gidiyor. Peki trafik polisinin hangi evrede olduğunu herkes rahatlıkla buluyor. Neden? Çünkü o Hemşire ona yardım etti diye yardım etti. Yani iyile iyilikle cevap verdi. Onunki saf çıkarcı. Peki hemşirenin durumu sorulduğunda ise maalesef birçok kişi iyi çocuk olma evresine düşüyor. Peki hemşirenin trafik polisine neden yardım ettiği belirtilmiş mi? Hayır. Peki trafik polisinin ayakta duramayacak kadar zor bir durumda olduğunu falan söylemiş mi? Hayır. Peki bayram değil, seyran değil. Hemşire trafik polisine neden yardım etti? Üniforması olduğu için büyük ihtimalle bir beklenti ışığında. Yarın bir gün benim başım derde girerse o da bana yardım eder. Mantığı burada ağır basıyor arkadaşlar. Tanımadığı bir insana yardım ettiği için onun ahlak evresi de sorularda saf çıkarcı olarak verilir. O halde birisi bana iyilik yaptı diye iyilik yaptıysam saf çıkarcı. Eğer tanımadığıma yabancı birine hiçbir gerekçe belirtilmemiş ve yardım ettiğim söylenmişse yine saf çıkarcı ancak eğer ben yaptığım bütün güzel ve hayırlı işleri duyurmaya çalışan, herkesin gördüğü bir ortamda kameralar çekiyorken yapan biri isem ya da gerekçe belirtilmemiş ama tanıdığıma, hemşerime, köylüme, akrabama, komşuma, yakınıma yardım ettiğim söylenmişse cevabı iyi çocuk olma evresidir. Peki son bir örnekle burayı özetleyelim. Örneğin bir kur sahibiyim. Kayda gelmiş iki tane öğrenci var. Biri benim akrabam, biri hiç tanımadığım biri. Tanımadığım biri benden indirim istediğinde sırf başka bir dershaneye kaptırmayayım diye cüz'ü bir miktarda indirim yaparım. Ama bu ne kadar iyi birisi desin diye değil. Atıyorum 2000 lira kar edeceksem diğer tarafa kaptırıp 2000 liradan olacağıma 100 lira daha ikram edeyim 1900 lira kar edeyim. En azından karım diğer dershaneye gitmesin diye indirim yaptım. Tanımadığım birine yaptığım bu indirim daha çok beklentiden kaynaklandığı ve menfaat düşkün olduğumuz için saf çıkarcıdır. Ama akrabamın kızına sen sadece kırtasiye parasını ver gerisi helale hoş olsun diyorsam tanıdığım biri olduğu ve çevremdeki herkesi tanıdığı için ve benim yaptığım bu iyiliği herkese anlatacağı için iyi çocuk olma evresi diye gelecek arkadaşlar. Son soru kalıbı iyi çocuk olma evresi için. Eğer ben bir davranışı sırf birilerine söz verdim diye yapıyorsam ya da söz verdim diye yapmıyorsam sözümde durmak için bu davranışı sergilemem yine iyi çocuk olmadır. Örneğin kızlar saat 8'de evde olacağıma dair babama söz verdim diyen ve sırf söz verdiği için saat 8'de evde olmaya çalışan birinin durumu iyi çocuk olmadır. Çünkü sözünde durmayan insan güvenini kaybeder. İyi insan sözünde durur mantığı vardır. O halde sırf ben birilerine söz verdim diye sözümde duruyorsam iyi çocuk olmadır. Ancak farklı bir gerekçe açıkça belirtilirse cevap değişebilir. Örneğin arkadaşlar biz sözümüzde durmazsak onlar da sözünde durmaz ve anlaşmayı bozarlar. Zararlı çıkan biz oluruz diyorsa resmen menfaati devreye soktuğu için zaten cevap burada bizi arkadaşlar gülümsüyor. Saf çıkarcı cevabıdır. Ancak unutmayalım sadece şuna değinilmiş. Söz verdiğim için bunu yapamam veya söz verdiğim için bunu yapmalıyım diyorsa kesinlikle iyi çocuk olma evresini almak zorundayız arkadaşlar. Çıkmış bir KPSS sorumuz vardı. Bir öğrenci arkadaşlarıyla çok fazla kavga ettiği için ve sürekli öğretmenlerin arkadaşlarını şikayet ettiği için öğretmenler artık bu çocuktan yakas fikmiş durumda. Bu yüzden rehberlik servisinden çocukla görüşmesi isteniyor. Ve rehberlik servisindeki görüştüğü kişiye, rehber öğretmene bu çocuk bir daha kimseyi şikayet etmeyeceği ve kimseyle de kavga etmeyeceği hususunda söz veriyor. Bir gün okul çıkışı eve gittiğinde annesi kapıyı açtığında oğlunun dişlerinin döküldüğünü, kırık olduğunu görünce "Bunu sana kim yaptı?" diye soruyor. Ancak çocuk Asla rehber öğretmene söz verdiği için dişini kimin kırdığını söylemiyor diyor. Peki neden itaat ceza değil? Rehber öğretmenden korktuğundan yaptığını söylemiyor. Ya da zaten rehber öğretmen olmadığı bir ortamda bu kuralları çiğner söylerdi annesine kimin dişini kırdığını. O yüzden itaat ceza değil. Saf çıkarcı ve bencil olsaydı kısasa kısas mantığı güder bana bunu yapanlar cezasını çeksin diye kimin yaptığını direkt söylerdi. Saf çıkarcı da değil o zaman. Peki neden iyi çocuk olma? Rehber öğretmenin güvenini kaybetmek istemediği ve ona söz verdiği için söylememiş. Ve bu yüzden cevabı yine iyi çocuk olma evresidir arkadaşlar. Az önce verdiğim bir örnek vardı. Yeniden sıralayacak olursam. Bir çocuk babasından korktuğu için cezalandırılmaktan çekindiği için saat 8'de evde olacağım dedi diye 8'de evde olmaya çalışıyorsa itaat ceza evresi. Peki aile içerisinde alınmış bir düzeni ben bozamam diye 8'de evde olmaya çalışıyorsa kanun düzen evresi. 8'de evde olmasam hafta sonu bana arabayı vermezler diye elindeki imkanı kaybetmek istemediği için yapıyorsa saf çıkarcı ama sadece söz verdiği için o saatte evde olmaya çalışıyorsa adı iyi çocuk olma evresi olacaktır arkadaşlar. Peki dönemin diğer evresi kanun düzen evresine baktığımızda ise itaat ceza evresinden farklı olarak bu dönemdeki bireylerin kanunlara her daim uyma eğilimi gösterdiğini ve otorite var ya da yok ayrımı gütmediğini ve kurallara da cezalandırılmaktan çekindiği ve korktuğu için değil, sağlanan toplumsal düzeni bozmamak için uyduğunu görmekteyiz. O halde eğer bize otorite yokken ne yaptığını vermez. Sadece çocuğun kurallara uyduğunu söylerse, itaat cezayla kanun düzeni şöyle ayıracağımızı söylemiştik. Ben o kanunlara sırf cezalandırılmaktan korktuğum karşı çıkarsam beni cezalandırılar diye korktuğum için itaat ediyorsam itaat ceza ama toplumsal düzeni bozmamak için buna itaat ediyorsam kanun düzen evresi olduğunu söylemiştik. Ve bir diğer farkta itaat cezadakiler kendi canını düşünür. Ceza almamak için çabalar. Kanun düzendekiler ise başkalarını ve toplumsal düzeni düşünür. Kendisini değil. Bu yüzden otorite varken kurallara uyan, yokken çiğneyen itaat ceza, varken de yokken de her daim kurallara uyma eğilimi gösteren ve kurallara asla çiğnemeyen biri ise kanun düzen evresindedir. Ve son olarak şunu söyleyelim fark adına itaat ceza evresindekiler kurallara cezalandırılmaktan korktuğu için ve gözdağı verildiği için uyarlar. Kanun düzendekiler ise korkularından dolayı değil düzeni bozmamak istedikleri için uyarlar arkadaşlar. Yalnız burada bizim dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta daha var. Kanun düzen olabilmesi için bir sorunun cevabının illaki yasa veya kanun maddesi olmasına gerek yok. Eğer bir insan çıkıp da bir yerlerde düzeni sağlayan unsurlara sırf o düzeni sağlıyor diye her daim uyma eğilimi gösteriyorsa bu töre de olsa İç tüzük de olsa, yönetmelik de olsa, kanun, yasa, örf, adet de olsa yine kanun düzendir. Örneğin töre, töremiz böyle uygun görüyor diye. Törenin kurallarına karşı gelmemek, töreyle sağlanan düzeni bozmamak için töreye uyuyorsam eğer kanun düzendir. Töre tarafından dışlanmayım, beni asi bir olarak bilmesinler diye uyuyorsam iyi çocuk olmadayım. Bugün onlara yarın bana diye uyuyorsam saf çıkarcıdayım. Uymaz ve karşı gelirsem beni cezalandırırlar diye kanunlara uyuyorsam töreye uyuyorsam itaat cezaevresindeyim. Unutmayın töre olması, disiplin kuralları olması, iç tüzük veya yönetmenlik olması ya da yasa, kanun olması bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Ben bunlar düzeni sağlıyor diye her zaman düzene uymak ve düzeni bozmamak için bu kanunları göz ardı etmiyorsam ve her zaman sorgulamadan uyuyorsam kanun düzen evresindeyim. Örneğin bir okulda veya bir dershanede düzeni sağlayan disiplin kurallarıdır. Ve örneğin bu kurallardan biri lütfen yiyeceklerimizi kantinde tüketelim sınıflara yiyecek getirmeyelim kuralıdır. Peki bir insan eğer dershanede sağlanan bu düzeni bozmamak adına asla bu disiplin kuralını çiğnemiyorsa onu denetleyen müdür ortamdayken veya yokken her zaman bu kurala uyuyorsa kanun düzen evresindedir arkadaşlar. Unutmayalım. Töre, içtüzük, örf adet, kanun, yasa veya disiplin kuralları hiç fark etmez bir şeyler düzeni sağlıyor diye ben düzeni sağlayan bu unsurlara her daim uyma eğilimi gösteriyor ve sorgulamıyorsam kanun düzen evresindeyim. Ve kanun düzendekilerin sıkıntısı şudur. Bunlar kanunları körü körüne kabullenir. Asla eleştiri getirmez. Bu yüzden bu evredekiler kanunlar çağın gerisinde de kalsa, zarar da verse, hatta artık işlevini kaybetmiş bir kanun da olsa boynumuz kıldan incedir der, kutsal sayar ve asla itiraz etmezler. Zaten sosyal anlaşmalar evresini kanun düzen evresinden ayrı kılan nokta da budur. Çünkü sosyal anlaşmadakiler de kanunlara uyarlar düzeni bozmayalım diye ama bazı kanunlar zarar veriyorsa işlevini kaybetmiş ve çağın gerisinde kalmışsa Bunlara da kanun düzendekiler gibi körü körüne uymaz, sorgular eleştirir ve bunu topluma daha yararlı bir hale getirmek için çaba harcarlar arkadaşlar. Peki bir sonraki dersimizde arkadaşlar gelenek sonrası dönemle birlikte olacağız.